Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün pandispanyasıyla, pastacı kremasıyla, ganajıyla tamamen ev yapımı çok lezzetli yaş pasta hazırlayacağım. Öncelikle pastacı kremasını hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 tane yumurta, 3 dolu yemek kaşığı nişasta, ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası kullanabilirsiniz ve 2 dolu yemek kaşığı un ekledikten sonra hiç pütür kalmayana kadar güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Şimdi ocağı alarak kıvam alana kadar pişireceğim. Yalnız hiç durmadan karıştırmak çok önemli. Aksi takdirde hemen dibine yapışıp yanabilir. İyice pişirdim. İstediğim kıvama geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve üzerine bir dolu yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya ekliyorum. Tereyağı ve vanilya içinde iyice kaybolana kadar karıştıracağım. Zaten sıcak olduğu için tereyağı içinde çok çabuk eriyor. Güzelce karıştırdım. Şimdi bunu bir başka bir kabın içerisine alarak eğer vakit varsa bir gün öncesinden, eğer vakit yoksa en az 3-4 saat kadar dinlendirmeye bırakacağım. Pastacı kreması ne kadar çok beklerse o kadar güzel olacaktır. O yüzden vaktiniz varsa mutlaka bir gün öncesinden hazırlamanızı tavsiye ederim. Kabın içerisine aldığım pastacı kremasını soğutmadan henüz sıcakken hemen üzerine bir poşet kapatacağım. Aksi takdirde kabuk tutacaktır ve kıvamı istediğiniz kıvamda olmayacaktır. Şöyle bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Elimle bastırarak hiç hava almayacak, boşluk kalmayacak şekilde üzerini kapattım ve dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi ganajı hazırlıyorum. Bir paket kremayı tencerenin içerisine aldım. İyice ısıtıyorum ama asla kaynatmıyorum. Eğer kaynarsa krema kesilir. İstediğim sıcaklığa geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve üzerine 150 gram sütlü çikolata ekliyorum. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Normalde 200 ml kremaya 200 gram çikolata eklenir ama ben pastanın üzerini kaplamada kullanacağım için biraz akışkan olmasını istedim. O yüzden çikolata miktarını biraz azalttım. Çikolata içinde iyice eridi. Şimdi ara ara karıştırarak soğutacağım. Soğuduktan sonra buzdolabına alarak en az 4 saat buzdolabında bekleteceğim. Şimdi pandispanyayı hazırlıyorum. Kabın içerisine 4 tane yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ve 1 fiske tuz aldıktan sonra iyice çırpacağım. Çırpma süresi biraz uzun. Yaklaşık 15 dakika kadar çırpıyorum. Şöyle açık sarı, akışkan bir krep kıvamı alana kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi üzerine 1 su bardağı un ve 2 dolu yemek kaşığı kakaoyu eliye eliye ekliyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağım. Spatula yardımıyla şöyle alttan üste olacak şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Çok güzel bir kıvam aldı. Artık istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi akışkan şöyle güzel bir kıvam oldu. Şimdi bunu kelepçeli kalıbın içerisine alacağım. Önce kelepçeli kalıbın içerisine yağlı kağıt yerleştiriyorum. Daha sonra kolayca çıkabilmesi için. Dilerseniz yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz. Yağlı kağıt kenarlarında durabilmesi için, kaymadan durabilmesi için tereyağla biraz yağlıyorum. Eğer yağlı kağıt kullanmayacaksanız kalıbı yağlamamanız gerekiyor. Yoksa pandispanya kayar ve kabarmaz. Hazırlamış olduğum karışımı kalıbın içerisine aldım. Şöyle sallayarak eşitledim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Her fırının pişme süresi farklı olacaktır. O yüzden kontrollü pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şöyle yağlı kağıttan çıkarıyorum ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum pandispanyamı ortadan ikiye kestim şöyle ayırıyorum ve ganajımı hazırlıyorum 4 saat kadar beklettiğim ganajı mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum açık bir renk alana kadar güzelce çırpacağım ben dediğim gibi akışkan olması için çikolata miktarını azalttım Çikolata miktarını azaltmadan bu şekilde hazırladığınızda pastacı kreması yerine pasta dolgusu olarak da kullanabilirsiniz. Pastanın arasına dolgu olarak da çok güzel oluyor. Aynı şekilde üstünü kaplayabilirsiniz, kenarlarını ve üstünü de kaplayabilirsiniz. Şimdi yarım su bardağı sütün içerisine bir paket yani bir poşet krem şanti aldım. Güzelce kıvama gelene kadar çırpıyorum hazırlamış olduğum ve bir gün öncesinden bekletmiş olduğum pastacı kremasının üzerine ekleyeceğim bu krem şantiyi. Önce şöyle bir pastacı kremasını karıştırarak kıvama getiriyorum. Eğer ola ki çok katı olursa biraz süt ilavesiyle kıvamını açabilirsiniz. Biraz karıştırdım. Şimdi üzerine krem şantiyi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi krem şantiyi çok fazla çırparak katılaştırmadım. Bu kıvam benim için yeterli. Şimdi bunu pastacı kremasına yedirene kadar güzelce karıştırıyorum. İyice yedirdim. Pastacı kremasının kıvamı o kadar güzel oldu ki şöyle mikseri kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kaldırdığım gibi duruyor. Hiçbir şekilde akma kayma olmuyor. Bu da kıvamının çok güzel olduğu anlamına geliyor. Şimdi hazırlamış olduğum bu kremayı bir krema torbasının içerisine alacağım. Dilerseniz buzdolabı poşetin içerisine de alabilirsiniz. Veyahut da hiç poşet kullanmadan direkt kaşıkla da üzerine ekleyebilirsiniz. Sadece krema torbasının içerisine konulduğunda her yeri eşit kalınlıkta oluyor. O, o şekilde bir avantaj sağlıyor. Aksi takdirde normal kaşıkla da dediğim gibi koyabilirsiniz. Şimdi servis tabağının içerisine kekimin e, bir parçasını alıyorum üzerine sütle ıslatıyorum. İçine şeker vesaire hiçbir şey koymadım. Sadece sütle ıslatıyorum. Her yerini ıslatmaya dikkat ederek. Şimdi diğer parçasını da aynı şekilde sütle ıslatıyorum. Dilerseniz şekerli suyla veya da kahveyle de ıslatabilirsiniz. Bunu da ıslattım. Hazırlamış olduğum kremayı Şöyle her yerine eşit bir şekilde boşluk kalmayacak şekilde sıkıyorum. Dediğim gibi bu işlemi bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz, bir bıçakla veyahut da spatula ile de. Arasını dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İstediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben çilek ve çikolata parçalarıyla hazırladım. Dilerseniz içine istediğiniz her çeşit meyveyi, muz, kivi, şeftali, aklınıza gelebilecek her şeyle süsleyebilirsiniz. Veyahut da drajelerle, şekerlerle, bonibonlarla bile süsleyebilirsiniz. Şimdi üzerine diğer pasta e, kekini kapattım. Tekrar pastacı kremasıyla güzelce kaplıyorum. Şöyle boşlukların arasında güzelce kapatıyorum. Bir spatula yardımıyla üzerine düzleştiriyorum. Üzerini ve kenarlarını da şöyle spatula ile kaplayarak düzleştiriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum ganajı ekleyeceğim. Ganajı da şöyle döküyorum. Zaten akışkan yapmıştım. Bu sayede hem çok kolay yayılıyor hem de pürüzsüz ve güzel bir görünümü oluyor. Ganajı ekledikten sonra spatula ile şöyle kenarlara doğru düzleştirerek yaydırıyorum. Bu sayede kenarları da akacak ve şöyle akan kısımlarını da pastaya güzelce kaplıyorum. Biraz aşaması çok e, zahmetli ama gerçekten çok lezzetli bir pasta. Ben oğlumun doğum günü için hazırlamıştım. Çok büyük bir keyifle yedik. E, sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Dilediğiniz her şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle kenarlarına rulo katlarla bir çit çevirdim. Ee, üzerine de çikolata topları, çilek ve pasta boncuklarıyla süsleyerek servise hazırladım. Ee, çeşit çeşit meyvelerle, drajelerle e, veyahut da çikolata rendesiyle ee, istediğiniz gibi damla çikolatalarıyla e, süsleyebilirsiniz. Süslemek tamamen sizin hayal gücünüze ve damak zevkinize kalmış. Pastamız artık servise hazır. Mutlaka 1-2 saat buzdolabında bekletmek gerekiyor. Eğer bekletmeden direkt keserseniz pasta kayma yapabilir. Kendini güzelce tutması için mutlaka dinlendirin. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için çok teşekkür ederim.